Merhaba, bugün en son yaptığımız canlı yayında bolluk bereketle ilgili çalışma yapacağız demiştik. Evet. Merhaba. Merhaba. Ne güzel hemen bağlandık, değil mi? Bu Instagram Evet. bizi seviyor. Evet. Geçen hafta söz vermiştik. O Evet. yayınımızla ilgili sözümüzü yerine getirelim dedik. Bugün Evet geliyor. hocam. Evet hocam. Hocam söz verir de tutmaz mı, değil mi? Evet, genelde tutmaya büyük bir gayret gösteririz. Evet, çok şükür, çok şükür inşallah. Evet. Biraz hocam şöyle bir 1-2 dakika toparlanalım, değil mi? Evet, biz hemen Hı-hı. girdik. Azıcık bekleyelim. Evet, çünkü Yavaş bu akşam evet yavaş. güzel bir çalışma olacak arkadaşlar. Hepimize bolluk ve bereketle ilgili Ümit hocam sağ olsun güzel bir çalışma yapacak inşallah. İnşallah. Hepimiz buradan bereketlenelim. Bolluk akışımız bizim hepimizin hızlansın. Üstelik de bolluk ve bereket deyince sadece ve sadece maddiyat düşünmeyelim, değil mi? Maddi ve manevi her türlü rızkı düşünelim. Sevgi akışımız bol olsun. Hayatımızda aşk bolca olsun. Maddi ve manevi aşk olsun, ilahi aşk Amin. olsun. Öyle değil Amin. mi? İlim, İnşallah. bolca ilim olsun, bolca bilgi olsun, sağlık bol Amin. olsun. Öyle değil mi? Her konuda Amin. bolluk ve bereketi niyet edelim. Sadece burayı parasal konular, maddi konular gibi düşünmeyelim. Huzurumuz bol olsun. Daha bilmiyorum işte aklıma gelen bir sürü bolluk. Ne Evet, istiyorsanız. maddi manevi bolluk için zaten bugün çalışmaya niyet edeceğiz. Evet. Dediğin gibi çok güzel belirttiğin gibi sadece para akışı ile ilgili değil, o da olsun. Olsun, o da olsun Ancak tabii. evet, Onu sevgi da olsun, seviyoruz. aşk olsun, şefkat olsun, manevi akışlar, lütuflar olsun, bolluk bereket olsun. Evet. Ama hocam, sevgili hocam, şimdi bu çalışmaya başlamadan önce arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bu akşam böyle sizi çok uzun uzun ekran karşısında tutmak gibi bir niyetimiz yok. Sadece bolluk ve bereket üzerine konuşmaya karar aldık Ümit hocamla. Çalışmaya başlamadan önce bu bolluk ve bereket akışı nedir? Bunlarla ilgili biraz bir ön bilgilendirme yapalım mı hocam? Birkaç soru var. Onların üzerinden bir geçelim. Herkes burayı bir fark etsin istiyorum. Ondan sonra çalışmamızı yapsak uygun mudur acaba? Evet, güzel olur. Kısa bir giriş, kısa bir bakış açımızla ilgili bilgi sunmak güzel olacaktır, evet. Evet, şimdi bolluk ve bereket akışı çoğu insan buradaki tıkanıklığın farkında. Yani bize bu konuda çok fazla başvuran danışanımız oluyor. Hatta yayından yarım saat önce bir arkadaşla konuştuk. Çalışma almak istiyor. Dedi ki konunuz ne? Hangi konuda şifalanmak istiyorsunuz? Dediğimde bolluk bereket akışı dedi. Aa, birazdan yayın başlıyor. Katılsanıza, ne güzel toplu çalışma var orada dedim. Yani Bireysel seans almanıza gerek kalmadı. Direkt buraya gönderdim. evet, toplu çalışma var. Birazdan sakın kaçırmayın dedim. Herhalde katılmıştır arkadaşımız da. Şimdi göremiyorum kalabalıkta ama. Emel, gerçekten hatırlıyor musun? Seni Ayvalık'tan birisi aramıştı. Ve Evet. toplu çalışmadan sonra onunla ilgili bir geri bildirim yapar mısın? Neden Evet bunu? ya. Ya Biz şimdi toplu çalışma yapıyoruz ama toplu çalışmanın ne kadar faydalı olduğunun çok farkında mı arkadaşlar acaba? Bir örnek verelim mi oradan? evet. Şimdi hocam hatırlattığınız iyi oldu burayı. Geçen sezon yapmıştık böyle bir toplu çalışma, değil mi? Ve Evet. çalışmadan herhalde belki birkaç hafta sonra, belki 1-2 ay sonra, şimdi tam hatırlamıyorum ama Ayvalık'tan tabii hiç ismini de unuttum. Bir işletme sahibi aramıştı beni, bir esnaf arkadaşımız. Ve yani nasıl teşekkürlerini dile getirmişti. Ümit hocama çok çok selamlarımı söyleyin. O toplu çalışmadan sonra bütün şifayı aldım, kabul ettim. Bütün akışım, işim, gücüm, her şeyim değişti diye. Ya ben de hakikaten çok mutlu olmuştum o geri bildirimine. Yatıp kalkıp size dualar ediyorum diye o kadar güzel anlatmıştı ki ben de böyle bayağı duygulanarak dinlemiştim. İnşallah arkadaşlar, yayına katılan herkes, hatta bu yayını sonradan izleyenler de şifalansın diye niyet ediyoruz, değil mi hocam? Evet. Bu akşamki frekanslara açın kendinizi ve kainattan akan bolluk ve bereket enerjisinin hiç bitmeden, tükenmeden size akacağına inanın. İnanın oluyor. Gerçekten oluyor. Siz yeter ki
Buna inanın ve güvenin. Allah'ın hazinesi kocaman, geniş. Onu herhalde biraz kısıtlayan Bizde. düşüncelerimizle biziz. Sınırlayan biziz. Evet. Şimdi bolluk ve bereket hayatımızda neden yok hocam? Yani bunun muhakkak kişilere göre farklı nedenleri olmakla birlikte ama genel bir sebebi de vardır. Neler anlatabilirsiniz bu konuda? Evet, öncelikle bolluk, bereket ile ilgili ilk dikkatimizi çekmesi gereken şey, Tuğba'cığım iyi akşamlar. Seni görmek ne güzel. Herkes öyle, sevgiler. Evet. Hep tanıdığımız kişiler güzel dileklerini iletiyorlar. Şimdi öncelikle anne ve babamızla ilişkimize dikkat çekeceğim. Bu yayını dinleyen pek çok arkadaşımızın bildiği gibi bizlerde nasıl bir inanç vardır? Anne ve babamızın hayır duasını almak gibi bir inancımız vardır. Eğer anne babamızın hayır duasını alırsak sırtımız yere gelmez deriz. Böyle bir inancımız vardır. Ve hatta Anadolu'da bir aile büyüğü, yaşlı birisi eğer bir evde çocuklarıyla kalıyorsa ve ona hürmet gösteriliyorsa o evde de bereketin bolluğun akacağı söylenir. Bolluk bereket olacağı söylenir. Bizler hep çocukluğumuzdan itibaren böyle inançlarla ya da sohbetlerle büyüdük. Bunu pek çok kişi bilir. Burada aslında kastedilen şey anne ve babamızla sağlıklı ilişkiler kurmak. En önemli bahsedilen konu budur. Bu arada ben yazılara gözlerim kayıyor. Ben şöyle Benim de bir kayıyor. atayım. Şimdi anne ve babamızla sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurmaya niyet etmemiz gerekiyor. Eğer bolluk ve bereket hayatımızda olsun, huzur hayatımızda olsun, mutluluk hayatımızda olsun diyorsak. Peki anne ve babayla sağlıklı ilişkiler kurmak kolay mı? Hayır, değil. Kolay olmayabilir. Hatta anne ve babamızla normal iletişim içinde bir aile olmanın dışında belki duygusal şiddet, belki fiziksel şiddet gördüğümüz anne babalara da sahip olabiliriz. Ya da başka sıkıntıları olan anne babalara sahip olan arkadaşlarımız olabilir. Ya da vefat etmiş anne babaya sahip olan arkadaşlar olabilir. Biz bu sürecin anne babayı kabul etme, anne babayla ilgili yaşadığımız olayların altında neler yatıyor? Neden ben duygusal, fiziksel şiddet gördüm? Neden böyle bir ailede bu dünyaya geldim ve burada sıkıntılar yaşadım? Bunların arkasında ortaya çıkan, görmemiz gereken, yani görünenin arkasındakini görmeye niyet etmemiz gerekiyor. Peki bu farkındalık çalışmalarıyla, bilinçaltı çalışmalarıyla pek çok arkadaşımız bu yönde destekler veriyor. Anne ve babamızla olan ilişkimize bakışımız, orada yaşadığımız sıkıntılar, bu sıkıntıları biz neden yaşadık, burada benim görmem gereken şeyler neler ve buradaki sıkıntılar bana neler kazandırdı şimdiki hayatımda? Buralara bakmak gerekiyor. Ben bunları tavsiye ederim özellikle. Aynı zamanda annemize, babamıza öfkemiz, kızgınlığımız, nefretimiz olabilir. Bunlar da kabul. Ama yine burada bakmamız gerekiyor. Neden öfke, neden problem hissediyoruz, neden kızgınlık hissediyoruz ve anne babamızla sağlıklı bir anne, kız, anne, oğul ilişkisi kuramıyoruz. Buralara bakmak gerekiyor. Arkadaşlar, özellikle şunu söyleyeyim, bizler de buralara bakarak bu noktaya geldik, değil mi Emel'cim? Tabii Bizler ki. de destek aldık, yardım aldık, çalışmalar aldık ve buralara neyi göremiyorum dediğimiz anlar oldu. Oraları görmek için çaba sarf ettik. Ve belli bir farkındalık noktasına gelebildik. Peki bu farkındalık noktasına gelebilmek için neler yapmak gerekiyor? Öncelikle yine söyleyeceğim, sorumluluk sizde arkadaşlar. Benim böyle anne babam var, işte öfkeli, şiddet uyguluyor ya da başka problemler, çok büyük problemler de olabilir. Ben affedemiyorum ama benim yapabileceğim bir şey yok. Onların hiç mi suçu yok şeklinde suçlamak yerine, evet burada bir problem var.
bu problem yanlış, sana yapılan da yanlış ama yine burada görmen gereken konularla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Ailemizle ilgili ön yargılarımıza da bakılması gerekiyor. Şimdi birinci madde bu bolluk bereketin önündeki engeller diyebileceğimiz nokta. Sonra parayla ilgili şeylerimiz var, negatif kayıtlarımız var. Parayla ilgili konuşulmaz. Parayla ilgili konuşmak küçüklüktür. Parayla ilgili konuşursak hak ettiğimiz bir miktarı almak bile olsa bu ayıp bir şeydir. Ve parayla ilgili para işte elinin kiridir, para insanı yoldan çıkarır gibi bir sürü negatif inançlarımız ve kalıplarımız var. Parayla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar bunları bir not edebilir. Paraya benim bakışım nedir? Para benim için ne ifade ediyor? Peki para gelirse ne olur? Bol para gelirse ne olur? Bunların hepsini madde madde yazarlarsa o zaman ne olur? Kendileriyle ilgili, paraya bakışlarıyla ilgili bir fikirleri olmuş olur. Belki orada farkındalık da blokajların açılmasına sebep olabilir. Evet. Sonra bizim çocukluk döneminden itibaren anne ve babamızın paraya olan bakışı, bizi eğitirken parayla ilgili konuştukları, bize yerleştirdikleri noktalarda tüm bunlar da bizim yine parayla ilgili blokajlarımızın sebeplerinden olabilir. Hocam şimdi benim de gözüm yazılara takılıyor. Çok, çok tatlı bir şey var. Hep o yok, o yok. Büyüttü annem bizi. Simit iste yok, şeker iste yok, gazoz iste yok, top iste yok. Bu gerçekten bizim herhalde biraz bu kıtlık bilinci çok güzel ifade etmişsiniz. Çok şeker. Bu toplumsal yaralarımızdan biri galiba, değil mi? Ulusal hastalığımız Evet. kıtlık bilinci. Evet, Emel bizler de öyle yetiştirildik, Tabii değil mi? Genelde tabii tabii yok tabii denildi. Hep yok tabii denildi. tabii tabii. Ve biz şey duygumuz vardı. Gerçekten yok olması normal bir şey gibiydi. Evet. Herkesin yoktu çünkü. Hı Ve hı. bizde dediğin gibi kıtlık bilinci, yokluk bilinci yerleştirildi sağ olsun. Biz onları Biraz da aşmak zorunda evet. kaldık. Hocam biraz da coğrafyanın kaderi mi? Yani hani Anadolu toprakları bir sürü toplu katliamlara, ağır savaşlara sahne olmuş bu topraklar. Şehitlerin kanıyla sulana sulana alınmış. Yani aslında acıyla yoğrulmuş topraklarda yaşıyoruz. Burada tabii ki bir sürü atasal aktarımlarımız var. Çok ağır büyük göç travmaları var. Ben de göçmen bir ailenin kızıyım. Onlardan gelen kıtlık bilincinin çalışmalarla temizlendiğinde üzerimizden nasıl büyük bir yük kalktığını bizzat canlı yaşayanlardanım. Yani her şey varken yok gibi hissetmek. Emel geçen sen yayında da söylemiştin değil mi bunu? Tabii Hatta tabii. şu söylemiştin, çok güzel bir ifadeydi o. Çocukluktan itibaren yokluk yaşamamış olmana rağmen kıtlık Tabii bilinci ki, vardı. tabii ki, tabii ki. Yani işte o yükün size ait olmadığını görmek, çalışmalarla o yükün üzerinizden kalkması hakikaten hayata bakış açısında insanın çok büyük ferahlama sağlıyor, getiriyor. Şimdi parayla ilgili genel olarak, ulusal olarak bu kıtlık bilincimiz herhalde biraz coğrafyayla alakalı diye düşünüyorum. Evet, bizim işte kolektif bilinçaltı kayıtları dediğimiz, kolektif arketipler dediğimiz arketipler kısmımız tabii ki savaşlar, yokluk, özellikle Cumhuriyet'in o kurulduğu dönemleri düşünürsek, Kurtuluş Savaşı'ndaki yokluk kısımlarını falan düşünürsek, gerçekten kıtlık bilinci bizim toplumsal kayıtlarımızda, kolektif kayıtlarımızda var zaten. O kayıtlar da bize akıyor. Evet. Onunla ilgili de dediğin gibi farkındalık oluşturmak gerekiyor. Çalışma yapmak gerekiyor ki altta yatan duygu nedir? Ha, bir de şeyi belirteceğim, unutmayayım diye not almıştım. Bir de anne babalarımızla ilgili çok tabii ki geri dönüşler olacak eminim mesajlarla ilgili. İşte affedemiyorum, öfkeliyim, annelik yapmadı, babalık yapmadı vesaire gibi bir sürü noktada bize yansıyacaktır biliyorum ama biz burada aile içi anne baba ilişkimizin nasıl olduğunu değerlendirmek zorundayız. Yani biz burada çalışmayı yapacağız. İnşallah burası blokajları açsın, güzel bolluk bereket yağsın herkesin üzerine. Ama sizler de lütfen sorumluluk alıp benim annemle ilişkim nasıl bir değerlendirin.
Babamla ilişkim nasıl? Ben onlara neler hissediyorum? Bir bakın. Ve çok önemli bir nokta var. Annemize annelik mi yapıyoruz yoksa evlat gibi mi davranıyoruz? Yani annemizle babamızla rollerimiz değişmiş mi? Onlar çocuklarımız, biz anne gibi, baba gibi mi davranıyoruz? Yani biz sürekli veriyor, onlar sürekli alıyor pozisyonunda mı? Buraya da bir bakıp burayla ilgili de şifalandırma yapmaya niyet etmek gerekebilir. Yani bunun Hocam, iyileşmesine niyet ediyorum demek de başlangıç olabilir. tam burada bir şey sormak istiyorum. Bugün yine bir görüşmemizde, bir çalışmamızda bu konuya denk gelmiştik. Anne ile babayla ilgili bir problem. Şimdi babayla çocuk arasında çatışmalı bir ilişki gözükmüyor. Çatışma yok. Ama bu söylediğiniz şey var. Yani babanın çocuk rolüne, çocuğun da baba rolüne bürünmesi. Yani rollerin değişmesi. Belki de burada alınan duygusal yük çatışmada alınandan daha ağırdır, değil mi? Evet. Yani onun ağırlığını nasıl biliriz arkadaşlar? Gerçekten sanki üzerinize tonlarca yükle bir ağırlık bırakılmış. Öyle düşünün. Hareket edemiyorsunuz. Ne iş hayatınızda ne sizi mutlu edecek bir noktada hareket edemiyorsunuz. Coşkuyla çalışamıyorsunuz. O yük ve ağırlık sizi o kadar eziyor ki ister 50 yaşında olun, ister 30 yaşında fark etmez. Her evlat için bu yük gerçekten ağır. Peki bu yükü ne yapalım? Bu yükü fark edelim. Fark ettikten sonra da anneye, babaya annelik, babalık görevini verelim. Biz de evlatlık kısmına çekilelim. Yani herkes sınırlarına çekilsin. O zaman ilişki daha akan bir ilişkiye dönüyor. Tabii konumuz o değil ama şunu da belirteyim çok uzatmadan. Anne ve baba ile ilgili bu hat aşımlarını biz bilinçaltı kayıtlarıyla kör sevgi der Bertellinger, kör sevgi. Biz kör sevgiyle deriz ki annem sıkıntı yaşıyor, işte kendini savunamıyor, güçsüz. Bu durumda ben annemin yapamadığı şeyleri ben yapayım deriz ve annemizin annelik görevini alırız. Aslında burada ne vardır? Annemizin bu kaderi üstlenip baş edebileceğine inancımız yoktur. Onu zayıf görüyoruz, haddimizi aşıyoruz ve üzerimizde olmaması gereken yükleri alıyoruz. Babamız Ya da için de aynı şeyler geçerli. Bu yükleri, yani herkesin görevini herkese vermek, sınırlarımıza çekilmek ve ilişkinin akışına izin vermek gerekiyor. Bununla ilgili de bizim yaptığımız postlar var aslında. O postlarda sorular var. Ben işte suçluluk duygusunu ilk kimden aldım? Suçluluk duygusu anneme mi ait, babama mı ait? Atıyorum işte bir sürü çalışmalar ve postlar var da bir tanesini örnek vereyim. Oradaki soruları ben olsam defterimi alırım, bütün o soruları tek tek yazarım. O soruların altına cevaplarını yazar, tefekkür ederim. Orada bırakmam gereken, bana ait olmayan şeyleri bırakmaya niyet ederim. Allah'a sığınırım ve derim ki burayı hafiflet. Ben yapamıyorum, bu kadar yapabiliyorum. Lütfen bu yükü benden al. Ve beni ferahlat diye dua ederim, niyet ederim ve o çalışmaları tek tek üzerinde büyük bir ciddiyetle çalışırım. Biz o postları haftalık hazırlıyoruz. Aslında bir hafta boyunca o bir tane posta çalışmak için yeterli bir süre. Özellikle tavsiye ederim Evet. bunu da buradan. Şimdi Ümit Hocam, bütün eğitimlerde hep şunu söylersiniz. Burada öğrencilerimiz de var, eğitimlere katılmış bilirler. Ümit Hoca hep der ki eğitimlerde, arkadaşlar annenize babanıza kızmayın. %50'niz anneniz, %50'niz babanız. Bu cümle çok Evet. geçer bizim eğitimlerde, öyle değil mi? Yani bu Evet. ne demektir? Aslında %50'mizi annemizden almışız, diğer yarımız da %50'mizi de babamızdan almışız. Birazcık da bu hayat yolculuğunda, bu tekamül yolculuğunda bizi en iyi eğitebilecek, tekamülümüzü en çabuk hızlandırabilecek anne ve babayı isteyerek, seçerek gelmiş aslında ruhumuz. Kızacak bir şey yok. Şimdi biraz önce bir takım sorular aktı. Hani görmeye çalıştıklarımdan, hani annemiz babamız ölmüşse
Veya biz annemize babamıza her türlü iyiliği yapıyoruz ama dua alamıyoruz. Anne baba cahilse gibi sorular geçti. Şimdi burada şunu söylemek mümkün mü? Biz anne baba dediğimizde aklımıza iki tane birey, bir kadın bir erkek gelmesin de bizim eril tarafımız ve dişil tarafımız mı gelsin? Bizim aslında kavgamız, çatışmamız, kızgınlıklarımız içimizdeki eril ve dişilidir diyebilir miyiz? Evet, çok güzel bir noktaya değindi. Şimdi anne babamız ölmüşse olabilir, ölmüş olabilir. Yine onunla farkındalık çalışmaları yaparak inanılmaz çözülümler yaşayan arkadaşlarımız var bizim, biliyorsun, eğitimlerde. Anne baba ölmüş ama kişi yaralı, kırgın, kırıklığı var. Ama öyle bir farkındalık çalışmaları yapılıyor ki kişilerin ölmüş anne babasıyla bağları yeniden kuruluyor ve sağlıklı bir, dengeli bir şekilde kuruluyor. Yeniden sevgi akışı başlıyor. O yüzden ölmüş olsa bile bu çalışmalar yapıldığında inanın üzerinizden çok büyük ağırlıklar kalktığını fark edeceksiniz. İkinci olarak da senin de bahsettiğin gibi, evet, yarısı içimizde eril taraf, yarısı içimizde dişil taraf. Biz anne babamızla kavga ettiğimizde, öfke duyduğumuzda içimizdeki dişil parçaya da öfke duyuyoruz. Eril parçayı da kabul edemiyoruz. İkisiyle de bir çatışma içindeyiz. Bu çatışmayı yaşayan anne babayla bunları yaşayan arkadaşlar dikkat etsinler. İçlerinde hep bir öfke, hep bir suçlama, hep bir çatışma ve huzursuzluk vardır. Eğer bu ne denir, barışı, sevgi akışını ve kabulü sağlayamazsak, o zaman ömür boyu bu içinizdeki çatışma hiç bitmeyecek. O acı hissi hiç bitmeyecek. Öfke hiç bitmeyecek. Ya böyle devam edeceğiz hayata, onu da seçebilirsiniz. Ben böyle devam edeceğim diyebilirsiniz. Şunu da seçebilirsiniz. Yok, ben artık buna bir son vermek istiyorum. Artık içinde biraz huzur istiyorum. Biraz mutluluk istiyorum. Sevgiyi akışkan bir şekilde, yoğun bir şekilde hissetmek istiyorum da diyebilirsiniz. Bunu da seçebilirsiniz. İki yol var. İstediğinizi seçmek ve istediğiniz yolda ilerlemek size kalmış, sizin sorumluluğunuza kalmış. Tabii ki bu dünyada yaşarken ne kadarlık yaşayacaksak huzuru ve mutluluğu seçmek ve bu yolda gidebilmek de mümkün. Evet. Bunu belirtmek istiyorum özellikle. Dünyada cenneti yakalamak istiyorsak önce barış bayraklarını sallamak gerekiyor. İçeride önce barışı Evet. Evet. sağlayalım, Evet. sonra Dişil dışarıya yansır. enerjimizle barışırsak artık anne baba diye makamlaştırmayalım. Dişil enerji diyelim. Dişil enerjimizle barışırsak kainattan bize akacak sevgiyi, bolluğu, bereketi almaya izinli oluyoruz, değil mi? Dişil enerji nedir? Annedir. Doğduğumuzda bize ilk süt veren noktadır. Eğer buradan gelen sütü, sevgiyi, duyguyu, bağlılığı alabiliyorsak, Evet. kainattan akan bolluğu, bereketi de alabiliyoruz. Dolayısıyla parayı kazanabiliyoruz diyebiliriz, değil mi? Parayı Evet. kazanıyorum diyor bazı arkadaşlar. Çalışıyorum, çalışıyorum, parayı kazanıyorum ama para bende durmuyor diyor. O zaman ne yapacağız? Yine Demek ki dişille aslında barışık da erille mi bir problem var? orada erille de bir barış yapması gerekiyor demek. Ve şey, aslında evet, hayatı almak, anneyi almak demek ya da anneyi almak hayatı almak, yaşamı almak demek. Dişil tarafımızla barışık olmak demek. Ama bir de eril tarafımız var. Eril taraf nedir? İşte hedefleri koyar, harekete geçer, dirilik verir, odaklanmayı, işte sevdiğin işlere odaklanmayı da sayarsak bir sürü bizi harekete geçiren, diri tutan, aktif tutan bir yandır. Eril yanla da bağımızı güzel sağlayabilirsek, yani barışı sağlayabilirsek, kabulü sağlayabilirsek, o zaman da tabii ki paranın bizde kalması gerektiği kadar kalması sağlanır. Bereketi artar. Tabii ki para tüm dünya sisteminde dönen bir şeydir.
dönüşecek, bizden bir yerlere gidecek, başka yerlere ulaşacak, oradan bize gelecek. Ama ihtiyacımız olduğu kadar ve ihtiyacımız olduğu vakit kadar bizde kalmasını sağlamak. Bizde kalması, bereketle kalması, bu önemli. Bu bahsettiğimiz noktalara dikkat edersek ve bunlar üzerinde tefekkür yaparsak eminim bize şöyle mesajlar gelecektir. Şunu fark ettim sizin yayından sonra. Bunu fark ettim. Hayatımda şu nokta açıldı. Şöyle bir kilit vardı, o açıldı gibi güzel geri dönüşler alırız Evet, inşallah. şükürler olsun. Hep böyle güzel geri dönüşler olsun. Biz de bireylerin ve bütünün hayrına böyle hizmetler yapabilmeye vesile olalım inşallah her zaman. Amin. Özetle İnşallah. şunu diyebilir miyiz? Dişil tarafınızla barışırsanız para dahil bütün bolluk ve bereket size akar. Eril tarafınızla barışırsanız bu da sizde bereketle kalır. Kalması gerektiği kadar, ihtiyacınız olduğu kadar, sizi mutlu edecek kadar. Ama burada yine tekrar ediyorum arkadaşlar, burayı sadece para gibi düşünmemek lazım. İlim, sağlık, sevgi, her türlü bolluk, maddi manevi her türlü rızkı bunun içinde düşünebiliriz. Hocam genel hatlarıyla aslında konuyu konuştuk. Başka değineceğimiz bir şey yok ise. Yok, genel hatlarıyla bu kadar. Evet. Buralar bile tefekkür edilirse çok güzel açılımlar sağlayacaktır diye Evet, bir de düşünüyorum. Hani bolluk tabii her taraftan akıyor. Her şekilde düşünmek lazım dedik. Sadece para değil ama işte parayı da tabii lazım. Hepimize lazım hayatı rahat yaşamak için. Sizin dediğinizi ben bir daha tekrarlamak istiyorum. Eğer yayına sonradan katılan arkadaşlarımız varsa paraya da negatif kayıtlarla bakmamak lazım. Utanılacak bir şey gibi görmemek lazım. Öyle değil mi? Elimizin kiri veya bir iş yaptığımızda karşılığını alırken utanacağımız bir şey değil, hakkımız diye bakıp alabilirsek o enerji de bize doğru rahatça akacaktır. Biz o enerjinin önüne blokaj koymazsak bana geleceğine inanıyorum, akacak, öyle oldu dersek akar diyorsunuz. Peki, şimdi çalışma zamanı mı? Başlayalım mı? Evet, Yavaş hadi. yavaş değil mi? Başlayalım artık. Evet, Evet. evet. 15 dakika konuşalım dedik. Yarım saat olmuş. Neyse artık bakalım. Gerçekten mi? Evet. Bizde de maşallah bir konuşma kapasitesi. Evet. Şimdi öncelikle şöyle bir niyet edelim. Yine sen de belirttin. Başında da belirttik ama yine niyetimizi çalışmanın başına koyalım. Maddi manevi bolluğun ve bereketin bize akması için bu çalışmayı yapmaya niyet ediyorum. Yayını dinleyen, buna izin veren, çalışmaya izin veren herkesin bu bolluk ve bereketi kolaylıkla ve keyifle almasına niyet ediyorum. Bu bolluk ve bereketi almanın önünde engeller, blokajlar varsa şimdi burada bunları fark etmeye ve hepimizin fark etmesine vesile olmaya ve bunları dönüştürmeye niyet ediyorum. İnşallah hepimize şifa olsun. Şimdi öncelikle şu noktadan başlayacağım. Bizim pek çok enerji alanımız var. İşte çakralarımız var, enerji meridyenlerimiz var, auramız var. Pek çok enerji alanından oluşuyoruz. Aynı zamanda bütün bunların üzerine yerleştiği temel enerji alanı adında bir bölge var, bir enerji alanı var. Bazen bize sizin eğitimlerin farkı nedir diye soruyorlar. Burada onu da belirtmiş olayım. Temel enerji alanı ile ilgili çalışmak bizim eğitimde farklardan biri galiba. O çakralar, enerji meridyenleri o enerji alanının, temel alanın içine yerleşiyor. Öyle düşünelim. Eğer biz temel enerji alanında hasarlara sahipsek, ne kadar çakralarımızı onarırsak onaralım, ne kadar auramızı, enerji meridyenlerimizi onarırsak onaralım, temelde hasar olduğu için bu sıkıntılar yeniden geri geliyor. Yani çalışmalar yapıyoruz, pek çok konuyu düzelttik diyoruz, değiştirdik diyoruz. Ama temel hasar enerji alanında ise orayı onarmamışsak sıkıntılarımız tekrarlayabiliyor ya da çakra hasarları tekrar tekrar olabiliyor. O yüzden bugün özellikle temel enerji alanında hasarlar var mı? Buraya bakmak istiyorum. Bu bolluk ve bereketin önünde engel olarak. Şimdi öncelikle
bu çalışmayı kabul eden kişilerin çevrelerine uyum sağlama yeteneklerinde bir zarar görme durumu söz konusu. Bu arada bizi tanımayanlar için belirteyim, kalbin rehberliği eğitim dosyamız üzerinden bu çalışmayı yapıyorum. Zaman zaman orayı okuyarak ve kas testiyle bularak yapıyorum. Nasıl yaptığımızı bilmeyenler için de açıklamış olayım. Aynı zamanda bu çalışmaya yine katılan kişilerde huzur duygusunun azaldığı ya da kaybolduğunu şimdi tespit ediyorum. Ve bir de içsel karmaşa ve korkularımız var. Tabii bolluk bereket olunca korkular olmaz mı? Olur. O korkulara bakalım nelerden korkuyormuşuz. Yargılanmaktan korkmak. Desteklenmeme korkusu, gelecekten korkmak ve işleri yetiştirememekten korkmak gibi bolluk bereketin önünde engellerimiz var. Bu korkuların hepsi bize engel oluşturuyor. Peki şimdi bunları frekans sistemimizle bulup hangi frekansla dönüştüreceğiz? Bir bakalım. Neye ihtiyacımız varmış yani? Dönüşüm frekansına ihtiyacımız varmış. Ben şimdi izin veren arkadaşların hepsine bu dönüşüm frekansını Allah'ın izni ve ismiyle isteyip yüklemesini yapacağım. Yüklemeye başlıyorum. Buradaki tüm korkuların dönüşmesine niyet ediyorum. Çevremizle ilişkilerimizin sağlıklı olmasına niyet ediyorum. Bahsettiğimiz gibi içeride huzurun oluşmasına niyet ediyorum ve çatışmanın son bulmasına niyet ediyorum. Bir frekansa daha ihtiyacımız var. Kendine ve yaradana inanç frekansı. Bu da eksiğimiz olan bir şeymiş. Bunu da yükleyelim. Evet. Allah'ın izni ve ismiyle inşallah. Evet, bu kadar. Bu ikisi bize yeterli olacak. Biraz önceki saydığım korkuların dönüşmesi için en azından farkında olabilmemizi de sağlayacak. Yani benim bu korkularım varmış. Bunların dönüşmesi bugün milat gibi olsun inşallah. İnşallah. Dönüşsün. İnşallah. Ama ben bu çalışmalar sırasında kamerayı kapatacağım çünkü bana bir frekanslar yüklenirken bir gevşeme ve esneme geliyor. Eminim frekans olan birçok kişi aynı şeyi hissediyordur. Şifayla gelsin inşallah bu frekanslar İnşallah. hepimize. Evet. İkinci çakra ile ilgili tabii ki hasarımız var. Ve burada omurgamızda, dördüncü bel omurumuzda hasarlarımız var. Yaşama ayak uyduramama, pasif kalma, korkuların yapacaklarına engel olması, parayla ilgili korkular, o çıktı şimdi. Zaten ona çalışıyoruz ama Hep güvensizlik. korku çıkıyor, evet. Kendine sınırlar çizmek. Endişe, zihinsel katılık, iç sesi kapatma. Şimdi burada kendimize sınırlar koyuyoruz. Korkular, yapmak istediğimiz şeyler var ama korkularımız buna engel oluyor. Harekete geçemiyoruz, pasif kalıyoruz hayatın karşısında.
yaşama ayak uyduramıyoruz. Parayla ilgili zaten korkularımız var, güvensizliğimiz var. Bir de zihinsel katılıkla bakıyoruz. Mesela belki bu çalışmaya da rastlayan arkadaşlarımız böyle bir şey olur mu ya uzaktan ne yapıyorlar şimdi saçma sapan işler diyebilir. Yani zihinsel bir katılıkla ve yargıyla bakabilir. Lütfen bu yargılarımız varsa sadece bu seans için bir bırakalım, şöyle dışarı bırakalım. Bir almaya niyet ediyorum, gevşemeye niyet ediyorum diyelim. Bir Bir alalım, deneyin değil mi? Bir deneyin. Ne ne olur yani. kaybedersiniz, değil mi? Deneyin Tabii, bakalım tabii. nasıl bir sonuç elde edeceksiniz. Tabii bu arada bir de iç sesini kapatma var. İç sesin aslında seni yönlendirir. Bir yere ısrarla gitmeyi istemez, bir yerden ısrarla gelmeyi istemez, bir şeyi ısrarla yapmayı istemez ama biz hep zorlayarak bir şeyleri yaparız. Bir bırakalım, bir iç sesimizi dinleyelim. Bizi nasıl yönlendiriyor bir bakalım. O her zaman konuşuyor da biz onu çok fazla dinlemiyoruz tabii. Tabii burada negatif enerjiler de var. Bu dördüncü bel omurumuzda. Lanet var mesela. Lanet biz okumuş olabiliriz. Atalarımız lanet okumuş olabilir. Yemin var negatif enerji olarak. Ağzımızdan çıkan her kelimeye dikkat etmemiz gerekiyor, değil mi hocam? Yeri gelmişken. Evet, mesela ağız formu çıktı. Demek ki burada dedikodularımız var, iftiralar var, hakaretler, küfürler ya da sert konuşmalar, eleştiriler. Bunlar da hep negatif enerji olarak omurlarımıza gelmiş ve yerleşmiş. Belki biz maruz kaldık bu ağız formunda saydığım noktalara. Belki biz de zaman zaman ifade ettik bunları. Tabii. Hepsinden sevgiyle vazgeçmek lazım. Eğer yapmışsak da sevgiyle vazgeçmek lazım. Bunlar anne karnında bize eklenmiş. Üçüncü ay gibi düşünebiliriz. Peki buraya dönüştürmek için hangi frekansa ihtiyacımız var? Tamlık frekansı. Tam olduğumuzu bize bir kez daha hatırlatıyor. Dışarıdan bir şeye ihtiyacımız yok. Aslında biz tam ve bütünüz. İçeride bu tamlığı hissetmek güzel olacak. Tamlık frekansını da Allah'ın izni ve ismiyle isteyelim ve izin veren arkadaşlarımıza yükleyelim. Belki ilerleyen zamanlarda bu tam olmak, bütün olmak, kemalle tamlığın arasındaki farklar, bunlara da belki ilerleyen zamanlarda Evet bakabiliriz. hocam, şimdi ben aynı şeyi düşünüyordum. Tam olmak, bütün olmak, aslında evrenle, yaradanla bir olmak. Birliğin içindeki kendimizi belki görmek. O birliğin parçası olduğumuzu hissetmek. İşte o zaman hiçbir şeyin bir anlamı kalmıyor. Zaten ne kıtlık kalıyor, ne yokluk kalıyor. Ne dün kalıyor, ne yarın kalıyor, değil mi? Evet. Şimdi bir de yine bu çalışmayı dinleyen ve izin veren arkadaşların kuyruk kemiklerinde kök çakra ile bağlantılı olan noktada hasarları var. Burada bakalım ne tür inanç kalıplarımız, negatif inanç kalıplarımız var. Yine güvensizlik var. Kendini işe yaramaz düşünmek var. Suçlu hissetmek var. Güçsüzlük hissetme var. Tabii bugün anne babadan çok konuştuk. Derin bir incinme var. Çok derinlerde. Uzun süren bir kızgınlık var. Yaralanma var. Hepimizin yaraları var zaten. Ve insanı yavaş yavaş bitiren derin bir üzüntü diyor. Bu yas duygusu gibi de olabilir. Hep içerilerde, en derinlerde bir üzüntü hissetme. Belki günlük hayatınızda üzüntü hissedeceğiniz hiçbir şey yoktur ama o derinden siz o hüznü, üzüntüyü hissedersiniz. Bunları da gerçekten dönüştürmek lazım. Neden?
Bu duygular, bu bilinçaltı kalıpları daha sonra fiziksel hastalık olarak bize geri dönüyor. Lütfen piyasada bu kadar enerji çalışmaları bolluğu varken ki hiç bu kadar bol olmamıştı. Bu kadar bilinci yükseltme çalışmaları varken içeride hissettiğiniz bu ağır duyguların dönüşmesine niyet edin ve yani buralara bir bakın. Belki birilerinin yardımıyla bakmanız gerekebilir bu derin yaralanmalara, derin incinmelere. Ama buraların iyileşmesi mümkün. Burada da tabii ailenin zor duruma düşmesi ve kişinin bu zor duruma düşme durumunda bir şey yapamaması gibi bir durum var, bir olay var. Ve kişi yine korku içinde, güvensiz hissediyor. Ya da şöyle diyor, ben hep korku içinde olurum. Ben güven içinde olamam. Böyle bir inancı kabul etmiş, almış ve kaydetmiş. Yine en derinlerde keder duygusu çıktı arkadaşlar. Kaybolmuşluk duygusu. Ben en derinlerde keder ve üzüntü dediğimi korkarım. Çünkü onlar çok derinde olur. Yüzeyde hiç fark edilmez. Siz onlara ulaşmanız için biraz derinlere inmeniz gerekir. İnerken biraz acıtır gibi olur. O yüzden insanlar korkar ve bu en içerideki duyguya bakmaktan kaçar. Ama siz günlük hayatınızı yaşarken ya benim sorunum yok, çoluğum çocuğum, işim gücüm normal bir insanım, normal bir hayat yaşıyorum dersiniz. Ama içeride o düşük frekans hep salınır ve hücreleriniz buna muhatap olur. Kanda bu üzüntü, derin üzüntü dolaşır, derin keder dolaşır ve dediğim gibi daha sonra hücre hasarları ve arkasından organ hasarları ve fiziksel hastalıklara dönüşür. O zaman biz ne yapalım? Hiçbir çalışma almak istemiyor ya da alamıyor olanlarda lütfen bu içerideki duyguların şifalanmasına niyet edin, dönüşmesine niyet edin. Belki bu niyeti yapmanız bile süreci başlatır. Ve burada bastırdığımız duygular var. Zaten çok derin olduğu için duygular tıkanıklık oluşturmuş. Acıları biz burada biriktirmişiz. Üst üste yama gibi yapışmış. Şimdi burayı acaba neyle arındıralım? Güven duygusuyla diyor. Güven frekansına ihtiyacımız varmış. Tam bir nokta atışı frekans. Tam. Yine güven frekansının şifayı veren Allah'ın izniyle ve ismiyle isteyelim. Evet, burada bu güven frekansı yeterli. Başka bir frekansa ihtiyaç yok. Bunların hepsi şifa olarak bize dönsün. Ben auraya da bir bakacağım. Aura alanımızda acaba bizim etrafımızdaki bu enerji bedenlerimizde hasar var mı? Yine burada korku var. Alanımızda korku var. Peki bu aura dediğimiz enerji alanımızda korkunun adı nedir? Hangi korkuyla dolaşıyoruz biz? Bir ortama girdiğimizde bizden önce o enerji alanımız giriyor, onun titreşimi giriyor. Bakalım hangi korkuyla dolaşıp insanlara bu korku frekansını yayıyoruz. Konfor alanından çıkmaktan korkma. Bu aslında bolluğun önündeki en büyük engellerden biri bu. Sınırlama getiriyoruz çünkü. Güvenli alan, güvenli alanda kalayım, hiç hareket etmeyeyim, alın, değişiklik olmasın. Hı. Aman ben şimdi bu kadar işle uğraşamam. Azıcık kaşım ağrısız başım. Öyle değil mi? Alıştım nasılsa böyle Evet. yaşamaya.
Ve gelecekten korkma. Şimdi auramızı şöyle hayal edin. Enerji alanınız var. Gelecekten korkuyorsunuz. Konfor alanından, güvenli alandan çıkmaktan korkuyorsunuz. Ve bu korku frekanslarını yayarak yaşamınıza devam ediyorsunuz. Peki burayı bir dönüştürelim. Yine tamlık frekansı dedi. Auramızın yüklemesini yapalım. Evet, başka bir frekans ihtiyacı olmadı. Tamlık frekansı zaten yeteri kadar etkili bir frekans. Başka bir şeye ihtiyaç gerçekten yok. Çalışma hepimize şifa olsun, bolluk ve bereketi getirsin ve en çok vurguladığım, derslerde de vurguladığım bir konu. Bugün konuştuğumuz konularla ilgili lütfen tefekkür edelim. Çalışmada çıkan konularla ilgili lütfen tefekkür edelim. Bu alanda samimi arkadaşlarımız varsa onlarla istişare edelim. Fikirlerimizi karşılıklı birbirimize yönlendirelim ve böylece farkındalığımız artsın. Farkındalığımız arttığı zaman da inanın süreç güzel işler. Bugün 23'ü Eylül'ün. 23 Eylül size bir dönüşüm ve değişim noktası olarak, o gün o çalışmadan sonra kolaylıkla, keyifle neler oldu neler diyebileceğimiz bir gün olsun inşallah. Evet. İnşallah. İnşallah aldık, kabul ettik. Biz oldu diyelim. Yaradan oldursun inşallah. Amin. Ben yorumları açacağım ama artık şey kesiliyor diye, dönüyor diye şey yaptım. Evet. Kapatmıştım. Ama konuşmamızı burada bitirebiliriz gibi değil mi Emel? Yine 50 dakika oldu Evet. zaten. Evet, Başka bir evet. yayında buluşmak üzere. Görüşebiliriz. İnşallah. İnşallah. Herkese şifa olsun. Bizimle birlikte olan herkese de çok teşekkür ediyoruz. Hoşça Evet, kalın. çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi Görüşmek üzere. akşamlar, sağ olun.